Merhaba arkadaşlar, elektrolizin 6. videosunda Faraday'ın 1. elektroliz kanunuyla ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. İlk videomuzda da uygulamalar yapmıştık. Burada arkadaşlar daha farklı uygulamalar yapacağız şimdi. Hadi gelin başlayalım. Basit bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Bu arada MEB'in kitabında kullandığı bir formül var. E, i̇htiyacınız olmadan da çözebiliyorsunuz ama o formülü de burada vereyim. İster kullanın ister kullanmayın. Ben kullanmayacağım ama... Şimdi önce biz kendi çözümümüzde yapalım. Magnezyum bromür sıvısı diyor. Şu kadar klonluk elektron yükü kullanılarak elektrolize edildiğinde katotta kaç gram magnezyum metali toplanır? Şimdi arkadaşlar e, magnezyum üzerinden gideceğiz. Magnezyum artı 2 iyonlarımız var. Şu tuzun yapısında. Ve her bir iyon 2 tane elektron alarak bir tane magnezyum metaline indirgeniyor. Yani devreden 2 mol elektron yükü geçtiğinde 1 mol magnezyum metali topluyoruz. Yani 24 gram magnezyum metali toplanır. Peki şu kadar klonluk yük geçiriyor. Bizim bunu mol elektrona çevirmemiz lazım. 1 mol elektron yükünün 96.485 klon olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla bu kadar klonluk yük 0.1 mol elektron yüküdür. Ne diyeceğim? 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol topluyorsam 0,1 mol elektron yükü geçtiğinde ya kaç mol toplarım dersiniz? Oradan 0,05 mol magnezyum metali toplanır. E 1 molü 24 gramsa 0,05 molü kaç gramdır dersiniz ve 1,2 gram magnezyum metalinin toplandığını söylersiniz. Ya da her 2 mol elektron geçtiğinde 24 gram topluyorsunuz. 0,1 mol elektron geçtiğinde ne kadar toplarım diye direkt gram üzerinden de yapabilirsiniz. 2 molden 24 gramdı. 0,1 molden böylece işlem basamaklarını da azaltmış olursunuz aslında. 1,2 gram magnezyum metali toplanır da diyebilirsiniz. Şimdi bu ee, en kolay, en basit, en anlaşılır çözümüdür bence. Dediğim gibi ben bu yöntemle bundan sonra da çözeceğim ama. Mevin kitabında şöyle bir formül var arkadaşlar. Toplanan yük miktarını belirlemek için aslında bizim yaptığımız bu işlem basamaklarını bir araya toplayarak bir e, tek çözüm getiriyor. Ama bunu ezberlemek de çok zor. Şöyle en burada toplanan kütle ya da toplanan miktar. Q dediğimiz devreden geçen yük miktarı, geçen yük diyeyim, klom cinsinden. EMA topladığım maddenin mol kütlesi. Bu zaten sabit. Z dediğimizde tesir değerliği diye geçiyor. iyon yükü. Tesir değerliği de diyebiliriz. Yani verileri formülde yerine koymanızı istiyor. Ne kadar madde toplarım? Devreden e, 9648,5 klonluk yük geçirmiştik. Mol kütlesi 24 tüm magnezyumun bölü 96485 ve iyon yükü de 2. İşte buradan da işlemleri yaparsanız 1,2 gram bulursunuz. Ama dediğim gibi bu formül sevgili arkadaşlar bizim şurada yaptığımız birkaç işlem basamağının bir araya getirilmesidir. Bu formülü ezberlemeye hiç kalkmayınız. Direkt şu yöntemle çözünüz ben hep bununla çözeceğim ama olur da hani formülü görürseniz böyle de bir şey vardı diye. Çünkü Milliyetin Bakanlığı'nın son yayımladığı yeni nesil sorularda bu formül üzerinden de anlattığı durumlar var. Formülü vererek çözdürüyor. Hani olur da görürseniz şaşırmayınız diye koydum. Ama dediğim gibi ben bunu kullanmayacağım. Ben şuradaki çözüm basamaklarını e, takip ediyor olacağım arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Erimiş kalsiyum Klorür tuzu 960, 965 amperlik akımla 20 dakika elektroliz ediliyormuş. Buna göre katotta kaç gram kalsiyum metali toplanır? Der ki e, şu değeri 96500 alınız. Şimdi ben böyle dedim çünkü MEP kitabında hep şu tam değer üzerinden veriyor demiştim ya. Birçok test kitabında sadece 96.500'ü göreceksiniz. Bu 96.500'ü 1 mol elektron kullanarak kabul ederek işlemlerinizi yapacaksınız. O yüzden hiç şaşırmayınız. Ben sadece böyle dedim. Kitap kullanıyor olduğu için falan falan. Neyse. Şimdi öncelikle baktığımda burada kalsiyum artı 2 iyonlarım ve klorür iyonlarım var. Bunların elektrolizi olacak. Klorürle hiç ilgilenmemişim. Kalsiyum üzerinden gideceğiz. Kalsiyumun bir katotta gerçekleşen indirgenme denklemini yazacak olursak kalsiyum artı iki yüklü bir tane iyon, iki tane elektron alarak kalsiyum atomlarını indirgeniyor. Yani devreden her iki mol elektronluk yük geçirdiğimizde bir mol yani mol kütlesi de verilmiş bakınız 40 gram kalsiyum metali topluyoruz. Pekala. O zaman kaç gram kalsiyum metali toplandığını bulabilmem için devreden kaç mol elektron yükü geçirdiğimi bulmam lazım. Onun içinde akım şiddeti var, elektroliz süresi var. Demek ki Q eşittir I çarpı T formülünü kullanarak önce kulom cinsinden yük miktarını bulacağım. Pekala. Bu arada 20 dakika elektroliz ediyoruz. Bizim burada yazdığımız süre saniye olacaktı. O zaman 20 çarpı 60 da kaç saniye olduğunu gösterecek elektroliz süresinin. Yani 9,65 çarpı 1200 saniye dediğimizde devreden geçen yük miktarını bulacağız. Şimdi bunu ister çarparsınız ister sonra 96.500'e böleceğiniz için direkt bölersiniz. Ben şimdi tam bir çarpma yapmak istemiyorum. Bakın şuradan 2 virgül kaydırsam aslında bu 965 çarpı 12 klonluk bir yük. İşlemlerimi zorlaştırmayayım. Ne kadar kolay yaparsak o kadar iyi. Şimdi 1 mol elektron yükünün e, bu değeri 96500 al dediğine göre 96500 kloma eşit olduğunu söyleyeceğiz. O zaman 965 çarpı 12 klom kaç mol elektron yüküne eşittir dersek sevgili arkadaşlar buradan e, şurada 100 kaldı 0.12 mol elektron geçiyor demektir devreden. Bunu da bulduk. Şimdi aşağıdaki elektroliz denklemimizde yerine koyacağız. 2 mol elektron geçtiğinde arkadaşlar 1 mol yani 40 gram kalsiyum metali topluyorduk. O zaman 0.12 mol elektron geçtiğinde ya ne kadar mol dersiniz? Ben gramdan gideceğim. Kaç gram toplarım? Bu da 0.12 çarpı 40 bölü 2'den sevgili arkadaşlar 20 ile çarpsam 2.4 gram kalsiyum metali toplanır dersiniz. Ha molünü soracak olsaydı 2 molden 1 mol ise 0.12 molden 0.06 mol derdiniz. Sonra bunu 40 ile çarparak yine 2,4 gram olduğunu bu şekilde de belirleyebilirdiniz. Üçüncü örneğimiz. Erimiş alüminyum klorür tuzunun elektrolizinde katotta 10,8 gram alüminyum metali toplandığına göre devreden geçen yük miktarı kaç kulomdur? Gene bakınız bu değeri 96.500 olarak kullanalım demişim. Devreden geçen akım şiddeti 7,72 amper olduğuna göre elektroliz süresi kaç dakikadır? Bir de bunu bulacağız. Pekala başlayalım. Öncelikle 10,8 gram alüminyum toplamışız. Bunun bir molünü bulalım. E, mol kütlesi 27'ymiş. 11,8'i 27'ye bölerseniz 0,4 mol alüminyum metalinin toplandığını belirleriz. Peki bu tuzun yapısındaki iyonlarımız alüminyum artı 3 ve klorür eksi 1. Ama klorla gene bir işimiz yok. Alüminyum üzerinden gidiyoruz. E, A'da bir katotta gerçekleşen indirgenme tepkimemizi yazacak olursak alüminyum artı 3 iyonu var. Her bir iyon 3 tane elektron alarak alüminyum atomlarına indirgeniyor. Ya da devreden her 3 mol elektron geçtiğinde, elektron yükü geçtiğinde 1 mol alüminyum metali topluyoruz. Pekala, şimdi kaç mol topladık arkadaşlar? 0,4 mol alüminyum metali topladığımıza göre devreden geçen yük miktarı sevgili arkadaşlar 1.2 mol elektron demektir. Yani devreden geçen yük miktarını bulduk ama bunu klom cinsinden soruyordu ve 96500 olarak kullanacaktık değerimizi. 1 mol elektron yükü 96500 kulom olduğuna göre hop 1.2 mol elektronluk yük miktarı sevgili arkadaşlar e, 115.800 kloma denk geliyormuş bu A'nın yanıtı. Şimdi B'ye geldim. Der ki devreden geçen akım şiddeti şu kadar amper olduğuna göre elektroliz kaç dakika sürmüştür? Yani burada Q eşittir I çarpı T formülünü kullanacağım. Devreden geçen yük miktarını buraya klom cinsinden yazacaktım. 115.800 klom yük miktarını 7,72 amperlik akımla elde etmişim. Acaba kaç saniye sürmüş dersek buradan elektroliz süresini sevgili arkadaşlar 15.000 saniye buluruz. Bunu bir de dakika olarak sormuş. Dolayısıyla bunu bir de 60'a böleceğiz o zaman. Ee, bir dakika biliyorsunuz ki 60 saniye. O zaman bu 15000 değerini 60'a böldüğümüzde de 250 dakika sürmeliymiş elektroliz süresi sevgili arkadaşlar. Bir örneğimiz daha. Erimiş gümüş klorür tuzunun elektrolizinde 4,32 gram gümüş metali elde etmek için devreden kaç faraday yük geçirilmelidir diyor? Geçirilmelidir. Elektroliz süresi 965 saniye olduğuna göre akım şiddeti bu arada yine 96.500 olarak kullanacağız arkadaşlar. Çünkü şununla hesaplamalar yapmak ve tam sayıya getirmek çok zor gerçekten. Şimdi A ile başlayalım. Öncelikle bizim bu tuzumuzda gümüş artı iyonları ve klorür iyonları var. Gümüş artının indirgenmesi üzerinden gideceğiz. Yani katot denklemimiz üzerinden gideceğiz. Her bir gümüş artı bir iyonu bir elektron alarak metalik gümüşe indirgenir. Ya da devreden 1 mol elektron yükü geçtiğinde 1 mol gümüş metali topluyoruz. Şimdi sorumuz da der ki Toplanan gümüş 4,32 gram. E 1 molü de 108'miş. O zaman 4,32'yi 108'e bölecek olursanız eğer 0,04 mol gümüş metalinin toplandığını belirlersiniz. E bu kadar mol Hop şuraya alalım. Gümüş metali toplayabilmem için denkleme göre 0,04 mol elektron yükünün devreden geçiyor olması lazım. Ki bir faradaylık yük miktarı 1 mol elektron yük miktarına eşitti. O zaman A'nın yanıtı 0,04 mol 0,04 faraday yük geçirilmesi gerekti ol, gerektiği ol, gerektiği <laughs> olacak. Konuşamadım. Pekala bu A'nın yanıtı. Gelelim B'ye. Der ki elektroliz süresi 965 saniye akım şiddetini bul. Şimdi akım şiddetini bulabilmem için Q eşittir I çarpı T formülünü kullanacağım. Ama buradaki yük miktarımız bizim klon cinsinden. Ama benim elimde mol elektron var. O zaman ki 1 mol elektron yükünü 96.500 kabul et demişti. O zaman 0,04 mol elektron yükü de çarpmayalım. Çünkü birbirini götürecek değerler var bakın arkadaşlar. 96.500 çarpı 0,04 kloma eşit. Şimdi yerlerine koyacağım. Yük miktarım klom cinsinden çarpı 0,04 eşittir. 965 saniye elektroliz edilmiş. Hatta şuraya I diyeyim önce. 965 saniye. Şimdi şöyle yapalım. Bakınız 1, 2 şunları götürdü. 965 ile de 965 gitti. Dolayısıyla elimde 4 kaldı. Demek ki 4 amperlik bir akım devreden geçirilmiştir diyoruz. Bu sayılar genelde birbirini götürecek sayılardır. O yüzden çarp, işlemlerinizin hantallığından kurtulmak için yaklaşık değerler gördüğünüzde çok da çarpmanızı önermem aslında. Bu sorumuzun yanıtı da 4 ampermiş arkadaşlar. Evet bu videoda da Faraday'ın birinci kanunu ile ilgili uygulamalar yaptık. Bundan sonraki videomuzda Faraday'ın ikinci elektroliz kanununa başlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.